Evet, merhabalar arkadaşlar. Devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 10. gününde dış basında konuyla ilgili haberleri takip ediyoruz. BBC ile başlıyoruz. BBC manşet olarak bize binlerce Ukraynalı'nın Rusya'nın ateşkesi bozmasından sonra yaşadığı trajediyi manşetle dile getiriyor, bizlere aktarıyor. Resimde de görüldüğü üzere insanlar tekrar Mariupol şehrini boşaltan insanlar Rusya ateşkesi bozduğu için tekrar evlerine geri dönüyorlar ve boşalttığı evlerde kendilerine yaşamak adına eşyalarını, evlerini, bulabildikleri şeyleri alarak yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Hemen aşağıda görüyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nınla beraber BBC'nin aktardığı haberde Avrupa güvenliğinin hiç olmadığı kadar kırılgan bir vaziyette olduğunu BBC dile getiriyor. Hatırlayacağınız üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de yaptığı basın bildirisinde eğer Ukrayna düşerse Avrupa da düşer. Bu yüzden Avrupalı ülkeler çok dikkatli olmalılar, Ukrayna'yı desteklemeliler şeklinde açıklamalarda, beyanlarda bulunmuştu. BBC de bunu doğrular nitelikte bu haberi bize aktarıyor. Aşağılara doğru iniyoruz. Yine Mariupol şehrinin boşaltılması, Rusya'nın bu ateşkesi bozmasından sonra insanların tekrar resimde de görüldüğü üzere harabeye dönmüş evlerine tekrar dönüp orada yaşam alanı oluşturmaları haberine yer veriyor. Putin'in bu uygulanan yaptırımları dünya genelinde ve Avrupa üzerinde Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları direkt bir savaş tehdidi olarak algıladığı haberini BBC bizimle paylaşmış. Hemen buradaki haberde Rus helikopterini düşüren Ukraynalı güçlerin düşürdüğü Rus helikopterini BBC bizlerle paylaşıyor. Yine işgalci Rus güçlerine karşı Ukraynalıların Kherson şehrinde binlerce Ukraynalının yaptığı direniş yürüyüşünü BBC bizlerle paylaşmış. Ve buradaki haberde özellikle Ukrayna'daki bulunan Afrikalı öğrencilerin yardım çağrısına BBC yer vermiş ve devam eden trajediyi dile getirmek adına bu haberde oldukça anlamlı. Sky muhabirleri Rus güçlerinin uyguladığı bir pusuda vurulmuşlar ve yaralanmışlar. Uluslararası basın mensubu olarak Sky muhabirleri, İngiltere kaynaklı Sky haber kanalının muhabirleri. BBC bu haberi bizimle paylaşıyor. Yine Ukrayna Başkanı Zelenski'nin NATO'yu uçuşa yasak bölge ilan etmeme konusundaki ağır eleştirisini Zelenski'nin NATO'ya yönelik ağır eleştirisini bizlerle paylaşıyor BBC. İlginç bir haber, Rusya'yı destekleyen Sırpların Belgrad'da yürüdüğünden bahsediyor. Binlerce Sırplı devam eden Rus işgalinde, Ukrayna'daki devam eden Rus askeri harekatını destekleyen Sırplardan bahsediyor Belgrad'da. Dünya genelinde büyük firmalar olan Zara, PayPal, Samsung gibi firmaların hali hazırdaki Rus işgalinden dolayı, Ukrayna'da devam eden bu krizden dolayı Rusya ile olan ilişkilerini, ticari ilişkilerini dondurduğu, askıya aldığı haberini BBC bizlerle paylaşmış. CNN ile devam ediyoruz. CNN'in manşet haberi Ukrayna ve müttefiklerine karşı Putin'in tehditlerini artırdığını bizlerle paylaşıyor. Yine BBC'de olmayan diğer ilginç bir haber. Airbnb otel rezervasyon şirketi üzerinden insanların Ukrayna'da kalma yeri olarak rezervasyon yaptırdıkları, gitmeyecekleri, kalmayacakları odaları ayırttırdıkları ve bunun parasını ödedikleri haberini bizimle paylaşmış. Bu da Ukrayna'da devam eden insani trajediye dünya genelinde gösterilen bir dayanışma örneği olarak dikkat çekiyor. Yine CNN'in manşet olarak paylaştığı haber, Putin'in devam eden yaptırımların Rusya'ya karşı direkt bir savaş ilanı olduğundan CNN manşet haberini bizimle paylaşmış. Yine Rus konvoyundaki tankların uluslararası basın mensuplarına yönelik tehditkar tutumundan bahsetmiş. Tank namlularını bu konvoya, yani basın mensuplarının içinde bulunduğu konvoya çevrildiğinden bahsediyor CNN.
Sky International haber kanalına bakıyoruz. Sky'ın da yine İngiltere menşeili, İngiltere merkezi Sky haber kanalı. Mariupol'daki Mariupol'un boşaltılması ancak Rusya'nın ateşkesi bozmasından sonra insanların tekrar şehre dönüşü ve yaşanan trajediyi burada bizlerle paylaşıyor Sky. Yine Zelenski'nin NATO'yu suçlaması ve olabilecek daha ileriki dönemde hali hazırda olan ve ileriki dönemde de devam edecek olan kayıplardan NATO'nun da kısmen sorumlu olacağını ve uçuşa yasak bölge ilan etmemesinin ciddi bir eleştiri konusu olduğunu Zelenski basın bildirisinde paylaşmış. Sky International haber kanalının bize aktardığı haberde. CNN'le devam ediyoruz. CNN'in özellikle neden NATO uçuşa yasak bölge ilan etmiyor'la ilişkin bir haberi var. Bu haritada NATO üyesi ülkeleri görüyoruz. CNN'in paylaştığı bu haritada. Göreceğiniz üzere açık sarı ülkeler, açık sarıyla işaretlenmiş, kodlanmış ülkeler. Soğuk savaş öncesinde NATO üyesi olan ülkeler. Koyu sarı ise Doğu Avrupa blokundaki ülkeler ise soğuk savaş sonrasında NATO üyesi olan ülkeler. Buradan da anlaşılacağı üzere aslında NATO Avrupa'nın doğu kanadında muhtemel Rus tehdidine karşı bir kalkan oluşturmuş vaziyette bu ülkeleri NATO üyesi yaparak. Toplamda NATO'nun hali hazırda 30 tane ülkesi var. Görüldüğü üzere Ukrayna bir NATO ülkesi değil. Neden burada uçuşa yasak bölge ilan etmiyor? NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg'in yaptığı açıklamada NATO'nun Rusya'nın Ukrayna'daki askeri işgalini kınadığı ancak burada herhangi bir hali hazırda NATO askeri güçlerinin bir müdahalede bulunmayacağı yönündeydi. Bu da şu anlama geliyor. Eğer NATO burada bir askeri müdahalede bulunursa ya da uçuşa yasak bölge ilan ederse olası bir Rus ihlalinde NATO ile Rusya karşı karşıya gelecek ve NATO kendi toprakları olmayan bir yerde, bir coğrafyada askeri güçlerini kullanmak zorunda kalacak ki bu da NATO'nun mevcut güvenlik konsepti, mevcut kuralları çerçevesinde mümkün değil. Bu yüzden de NATO, Ukrayna'daki uçuşa yasak bölge ve NATO askeri güçlerini burada kullanması konusuna ihtiyatlı yaklaşıyor. CNN'in paylaştığı bu haberde bu şekilde aktarabiliriz. Evet. Washington Post'a geçiyoruz. Washington Post'un yine manşetten verdiği haberde Ukrayna'daki devam eden savaştan ötürü uygulanan yaptırımların Putin'in yaptığı açıklamada aslında Ukrayna'nın devlet olmasını, Ukrayna devletini tehdit ettiği yönünde Putin'in bir açıklamasına yer vermiş. Burada da yine Ukrayna'da hali hazırda devam eden trajediyi gösteren bir resim karesi var. Washington Post'un bizimle paylaştığı. Aşağılara doğru bakıyoruz. Yine Facebook'u bloke ettiği, Rusya'da Facebook'un bloke olduğunu Washington Post bizimle paylaşıyor. Ukrayna askeri güçlerinin devam eden harekatta Rusya'ya karşı yeni taktikler geliştirdiğinden bize bahsediyor Washington Post haberinde. Bir sonraki haberimizde İspanyol El Mundo gazetesine bakıyoruz. El Mundo gazetesinin bizimle paylaştığı bir haritada hali hazırda devam eden Rusya-Ukrayna krizinde Rus güçlerinin kontrol altında tuttuğu bölgeler, Ukrayna topraklarına ait bölgeler, bombardımanı sürdürdüğü bölgeler ve Rus güçlerinin ilerleme istikametlerini bizimle paylaşmış El Mundo gazetesi. Burada pembe ile işaretlenmiş yerler Ukrayna'nın ve Kiev'in kuzeyinde, yine Ukrayna'nın kuzeydoğusunda, Doğu bölgesi, Donetsk ve Lugansk bölgesi ve yine Güney Ukrayna,
ve Rus güçlerinin elinde bulundurduğu bölgeler, işgal ettiği bölgeler. Burada yine Kiev, Chernigov, Yarkov, Mariupol ve Yerson, Nikolaev şehirleri ise Rus bombardımanına maruz kalan bölgeler olarak El Mundo gazetesi bizimle paylaşmış. Evet. El País gazetesine geçiyoruz. İspanyol El País gazetesi. İspanyol El País gazetesinin de bizimle paylaştığı manşet haberine hemen bakıyoruz. Manşet haberde binlerce Ukraynalının ateşkesin bozulmasından ötürü arada sıkışmış, arada maruz bu trajediye maruz kalmış binlerce Ukraynalıdan bahsediyor ve devam eden Rus hava harekatına ilişkin de bir video bizimle paylaşıyor. Yine Ukrayna güçleri tarafından Rus birliklerinin ilerlemesini engellemek maksadıyla tahrip edilmiş bir köprü ve bu köprünün altına sığınmış binlerce Ukraynalıyı görüyoruz bu resim karesinde. Burada da Ukraynalıların umutsuzca kaçışı şeklinde, Rus birliklerinden umutsuzca kaçışı şeklinde El País gazetesi bu haberi bizimle paylaşıyor. Birazcık daha aşağılara doğru devam edersek, İngiltere Başbakanı Johnson'ın Putin'in çıkmaz bir sokakta olduğuna ilişkin bir açıklamasına yer vermiş El País gazetesi. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir tehditte Finlandiya'yı destekleyeceği yönündeki açıklamasında El País gazetesi bizlerle paylaşmış. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki haber takibimizde buluşmak üzere.